türevler verilmiş biz de türevini alalım o zaman f türev x eşittir g türev x küp önce sonra içinin türevi 3x kare artı 4k x küp eksi 1 demiş madem f türev eksi 1 yapalım x yerine eksi 1 verip böylece burası 3 burası da eksi 4k olacak bunların ikisi de birbirine eşit 2 oldu haliyle 2 eşittir artı 6 eksi 4k 4k eşittir 4'ten K 1 oldu B şıkkı. Her iki tarafın türevini alacaksınız. F türev 3x eksi 5. İçinin türevini almayı unutmayacağız. İçinde de bir fonksiyon sonuçta. 3x eksi 5 de bir denklemdir. Onun türevi 3'tür. Sonra sağ tarafın türevi 4x artı 1'dir. Böylece x'i içeriği pardon 1 yapmak için x'e 2 vermeliyiz. F türev 1 çarpı 3 x'e 2 verince içerisi 1 oldu. 8 artı 1'den 9. 9. 3'e bölersek f türev 1, 3 oldu. C şıkkı. Bir fonksiyonun arkadaşlar türevinin işaretlerini gördüğünüz zaman daima eksi ise bu böyle biraz artmış, biraz azalmış beni ilgilendirmiyor. Türevin ikinci yorumuna yorum yapıyor muyuz burada? Hayır. Artan azalanlıkta sadece beni ilgilendiren şey grafiğin alt tarafında ise azalandır, grafiğin üst tarafında artandır. Türev grafiğinden bahsediyorum tabi. Burada da türev grafiği olduğu için evet fonksiyon azalandır. Hep x ekseninin altında bakın. F2 yerel maksimum değeridir. Hayır. Sorum net. Bu fonksiyon arkadaşlar iki noktasında türev işareti değiştiriyor mu? Hayır. Türevin işareti eksi iken yine eksi. Bu sadece azalma biçimini değiştiriyor. O da bizi ilgilendirmiyor. Fiziksel türevle falan şu an ilgilenmiyoruz. Daha doğrusu fizik, hız, ivme falan onlara girmediğimiz için sadece azalma şeklini değiştiriyor işaret değiştiği an türevde arkadaşlar maksimum minimumdan bahsederiz. Bu yüzden yanlış. Türevin türevi alınmış. Yani ikinci türev bakın. Evet bir fonksiyonun türevi olmaz. Nerede? Sivri noktada. Bu yüzden f türevin bir daha türevini alırsak f ikinci türevdir. Bu da hakikaten tanımlı değildir. Sivri noktadan dolayı 1, 3, c şıkkı. Önce g türev dediği için sol tarafın türevi zaten g türev. Sağ tarafta içeride bir şey yokmuş gibi onu normal önce bir fonksiyonun türevi budur. Sonra içinin türevi alınır. 1 çarpı fx artı x çarpı f türev x şeklinde gördüğünüz gibi. G türev 0 dediği için x yerine 0 yazıyorum. Burası da f türev 0 olacaktır. x yerine 0 verince direkt burası 0 oldu. Sonra bakın burası f0 artı zaten bu gitti böyle oldu. F türev 0 soruda 2 verilmiş. F0 yine 2 verilmiş. O zaman 2 çarpı 2'den cevap 4 oldu. B şıkkı. Soru arkadaşlar aynı zamanda güzel bir ikinci derece denklem sorusu. Şimdi türevini aldığımız zaman fonksiyon yorumu yapacağız. ikinci derece denklem yorumu yapacağız. G türev Fx eşittir. F türev X eşittir. Sıfırdır değil mi? Şimdi arkadaşlar bir çarpımı hangi durumlarda sıfır elde edersiniz? Ya ikisi birden sıfır olursa ya da en azından biri sıfır olursa. Şimdi F türevin sıfır olduğu yeri biliyorum ben. Bakın buraya fonksiyonun türevi f türev x 2x artı 2 olduğu için bunu sıfır yapan yer neresi? Eksi 1. O zaman buranın ne olduğunu bilmeme gerek yok. Sonuçta içinin ne olduğu önemli değil. Burası sayı bile çıksa f türev eksi 1 sıfır olduğundan dolayı verebileceğim ilk x değerinin eksi 1 olduğunu gördüm. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şu olabilir sol taraf yani g türev sıfıra eşit olabilir. Bu normal istediğim bir sayı olur. Önemli değil. O zaman g türevin sıfır olduğu şey neymiş? Sadece 4. Yani buranın içine 4 yapacağız. g türev 4 olunca sıfır oluyor. İçinin sıfır olması için fx'in 4 olması lazım. fx'in 4 olması için onun da 4'e eşit olması gerekiyor. Buradan x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 x artı 4 çarpı x eksi 2 eşittir sıfırdan 1 kök eksi 4 1 kökte 2 geldi. Gördüğünüz gibi eksi 4 2 ve eksi 1 değerleri için bu fonksiyon arkadaşlar türevi sıfıra eşit oldu. Böylece çarpımları bu değerlerin alabileceği 8 oldu. E şıkkı. Fonksiyonun türev grafiği verilmiş. Bakın arkadaşlar şimdi burada fonksiyonun türev grafiğinde x ekseninin altında kalan yerler azalan olduğunu söyler. O yüzden eksi a a aralığında azalandır. Gelelim şimdi türevin işaret değiştirdiği yere. Artıdan eksiye geçtiği zaman eksi a da max noktasıdır. A da eksiden artıya geçiş yaptığı için burası da arkadaşlar minimum noktasıdır. Bu yüzden evet f a bir yerel minimum değeridir. Gelelim şimdi f sıfır küçüktür sıfıra. Fonksiyonun arkadaşlar türev denklemini biliyoruz, şey türev denklemini bile bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. K x artı a çarpı x eksi a eşittir f türev x. Şimdi bunun normalde integralini almanız lazım. İntegralini aldığımız zaman da sabit değeri bilemeyeceğimizden dolayı f sıfırın sıfıra eşit mi, sıfırdan büyük mü, sıfırdan küçük mü olduğunu bilemeyiz. Sadece... Sıfır noktasında fonksiyonun azalan olduğunu söyleyebiliyorum ama bütün azalan fonksiyonlar negatif midir? Hayır. Yine de işinizi garanti altına almak adına bunun böyle integralini aldığınızda iki tane bilinmeyenin olduğunu hatta 3 tane bilinmeyenin olduğunu böylece değerleri bilemediğiniz için artan e, sıfır mı, sıfırdan büyük mü, sıfırdan küçük mü olduğunu yine anlamadığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bir soru işareti cevap 2-3 D şıkkı. Maxmin sorularında denkleme bizim kurmamız gerekiyor, o yüzden bazen bu kısımlarda zorlanabiliyorsunuz. Şimdi normalde 120 çarpı e, kaç para alacakmış kişi başı 120 lira, 80 tane insan gelse bu kadar para alacak. Ama 80'in üzerindeki her bir kişi için tüm katılımcılara 50 kuruş geri ödeme yapılıyor. Bakın, 80'in üzerinde her bir insan katıldığında 80'in üzerinde ne kadar indirim yapılıyor? 0.5x kadar. Gördünüz mü? İşte yeni kazanç denkleminiz bu. Kazancın maksimum olması için türev alacağız. Çünkü türev aldığımızda türeve sıfır eşit olan yerler oranın maks ve minleridir. Türev aldığımda eksi 0.5 çarpı 80 artı x artı bunun türevini almıştık. Şimdi ikincinin türevi 1 çarpı 120 eksi 0.5 x oldu. Dağıtalım şimdi. Eksi 0.5 eksi 40 eksi 0.5 x artı 120 eksi 0.5 x böylece eksi x artı 80 eşittir. 0 oldu. Demek ki x buradan 80 geldi arkadaşlar. x 80 ama hali hazırda 80 zaten vardı. Katılımcı sayısı 80 artı x olduğu için 80 artı 80'den 160 kişi katılırsa maksimum gelir elde edilecek. Burada arkadaşlar ikinci dereceden, dördüncü dereceden, 6. dereceden olursa fonksiyon o noktada x eksenine teğettir. Bu yüzden eksi 3 noktasında teğet olana bakacaksınız. B şıkkı, E şıkkı diğerleri eksi 3 noktasında fonksiyona teğet değil. Bir de diğer kökümüz zaten 1. Peki kollar yukarı doğru mu gidecek, aşağı doğru mu gidecek? Bunun için de şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Birden sonra bir değer verin. Çok basit bir mantık aslında. Birden de sonra değer verdiğinizde burası işte 2 verelim mesela. Eksi 1 olur. Buraya 2 verdiğimiz zaman da 5'in karesi 25 eksi olacak. Ha, demek ki o zaman kol böyle yukarı doğru değil aşağı doğru olacakmış arkadaşlar. Çünkü 2 verince negatif bir sayı geldi. İşte bak bunu da böyle anlarsınız bitti. Mutlaklı sorularda önce şuna bakacağız. X bir pozitif sayı olduğunda a da olduğu gibi çıkar. Bu yüzden x küp böyle x küp diye çıkar, x diye çıkar. Böylece fonksiyon y eşittir x kareye döner ve arkadaşlar artık türevini aldığımızda y türevi eşittir 2x olur. Buradan x yerine 2 yazarsak türevi 2a gelecektir. Aynı şekilde eksi a yaptığımız zaman dışarıya negatif olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. Böylece arkadaşlar fonksiyon eksi x kare olur. Eksi a değerinde. Dolayısıyla türev aldığımız zaman y eşittir. Eksi 2x'tir. x yerine eksi 2a koyduğumuzda şey eksi a koyduğumuzda affedersiniz. Eksi eksiden artı 2a olur. Bakın türevleri aynı geldi. Türev neydi? teğetin eğimi demekti. O zaman bu teğetlerin eğimleri birbirine paralel olacak arkadaşlar. Bu farklı noktalarda türevler aynı çıktığı için B şıkkı. Fonksiyon arkadaşlar artmaya devam ediyor. Bir noktasında böyle dip yapmış olması sizin aklınızı sakın karıştırmasın. Türevdeki tek kıstasımız fonksiyonun türevinin işareti artma eksi mi? Artıysa türev artandır. Şey fonksiyon artandır. Eksi ise azalandır arkadaşlar. Dolayısıyla bu fonksiyon hep artmaya devam edecek. Sadece şurada arkadaşlar artış hızı düşük, burada artış hızı yüksek. Olay bu. Bir araba gibi düşünün. 10'dan 20'ye şurada arkadaşlar 10 saniyede çıkıyorsa burada 20'den 60'a sanki böyle 5 saniyede çıkıyormuş gibi düşüneceksiniz. Olay sadece bu ama artmaya devam ediyor. Dolayısıyla f0 arkadaşlar f1'den tabii ki küçüktür. Yine f2'den de F1 büyüktür arkadaşlar. Olay direkt budur. A şıkkı. Teğet olan doğrunun denklemi arkadaşlar demiş ya burada. O zaman teğet olan doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kat sayısıdır. Bu doğrunun eğimi olduğu için aynı zamanda f türev a'nın da eksi 1 bölü 8 olduğunu söyler. Hemen türevini alırsak bunun x artı a'nın eksi birinci kuvveti çarpı a demektir. a çarpı x artı a'nın kuvvet azaldı eksi 2 oldu. İçinin türevi 1, tabii ki eksi 1'i de başa kat sayı olarak iliştiriyoruz bakın. Şimdi artık f türev a yani x yerine a yazacağım. Eksi a çarpı a artı a 2a. 2a'nın i̇ki eksi ikinci kuvveti 1 bölü 4a kare. Böylece eksi 1 bölü 4 a oldu. Bu arkadaşlar eksi 1 bölü 8 eşit olacak. a 2 geldi. Demek ki denklem 2 bölü x artı 2'ymiş arkadaşlar hale ile f'a bu denklemi sağlar. Yerine yazdığınız zaman 2 bölü e, a'yı artık zaten 2 bulduk. 2 bölü 4'ten demek ki 1 bölü 2'ymiş. Ne o? B. Noktanın 2'ye 1 bölü 2 olduğunu gördük. Şimdi bu böyle hani bir eğri düşünelim şu şekilde bir eğri. Buradan bir teğet çizdik. Bu teğet aynı zamanda bu doğru aynı zamanda 2'ye 1 bölü 2'den geçiyor. Yani bu nokta aslında ikinci bu verilen denklemi yani doğruyu da sağlayacak. Bu yüzden bakın yerine yazıyorum. X yerine 2, Y yerine 1 bölü 2'yi yazarsam C de 3 bölü 4 oldu. Artık C'nin, A'nın ve B'nin toplamı arkadaşlar bize 13 bölü 4'ü getirdi C şıkkı. Mutfağın en geniş alanlı olması için arkadaşlar şuna bakacağız. Çevresi 48 olduğuna göre ilk kenarın toplamı 24'tür. Burası 24 eksi 5x olur. Haliyle x olduğu için burası da 24 eksi 6x olacaktır. Burada bazen yapılan hata şu oluyor. Ezber bir bilgi var. Dikdörtgen verildiği zaman işte alana en büyük olması için kare olmalıdır. Ama arkadaşlar orada size çevre uzunluğunu vermesi lazım. Yani şunu demesi gerekiyor. Dikdörtgenin çevresi 20 santim. Direkt bu dikdörtgenin çevresi. Alan nedir derse evet 10 e, şey dersin. 5 çarpı. 5'ten arkadaşlar bunun alanı en büyük 25 olur ama büyük dikdörtgenin çevresi belli bu dikdörtgenin çevresini bilmiyorsunuz sakın o yüzden kare deme tamam mı? Dolayısıyla burada normal düzgünce türev yapacaksınız. 2x çarpı 24 eksi 6x bu mutfağın alan denklemi dağıtırsak 48x eksi 12x kare mutfağın denklemi türev aldığımızda 48 eksi 24x eşittir 0 oldu. X arkadaşlar 2 geldi B şıkkı.